Arkadaşlar, size bugün kahvaltı yapacağım. Şimdi bir arkadaşımın evindeyim. Gördüğünüz gibi onun mutfağını ele geçirmekle kalmadım. Kendisini kameraman da yaptım. Böyle güzel arkadaşlar lazım herkese. Neyse, ne yapıyoruz? Kahvaltı yapıyoruz, yulaf ezmesi yapıyoruz. Gel kameraman göstereyim. İhtiyacı olan her şey burada arkadaşlar. Yulaf ezmesi, süt, muz, tarçın. Bir de ne yapabilirsiniz aslında? Geçen gün yaptım, bayağı iyi oldu. Şimdi Türkiye'de satılan şeylere baktım. Bu fıstık ezmeğine baktım. İçine 1000 tane şey karıştırıyorlar. İşte şeker koyuyorlar, yağ koyuyorlar. Hoşuma gitmedi. Onun yerine ne yaptım? Fıstık aldım kendim. Onu cezvede ezdim bayağı bir. Ondan sonra karıştırdım. Bugün yanımda yok ama mutlaka aklınızda olsun. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Şöyle 1,5 fıstığı iyice ezin cezvede. En son karıştırın içine. Peki. Biliyorsunuz ben sayaç kullanmayı çok seviyorum. Sayacımı yine koyuyorum buraya. Ne kadar sürdüğünü ben de merak ediyorum çünkü. Sayacı başlayalım. Başla sayaç. Başladı. Peki. Hemen yaptığımız iş. Bir yandan su istiyoruz arkadaşlar. Suyu koydum buraya. Düğmesine bastım. Isınıyor. Bir tane şeyin içine. Herhangi bir tenceremsi şeyin içine. Yulaf ezmesi parçalarını koyuyorum. Arkadaşlar yulaf pişirilmeden yenmez. İnsanlar Türkiye benimle tartışıyor. Ben, böyle yeniyor diyor. Ben yoğurda karıştırıyorum bunu diyor. Aferin diyorum. Hani, talaşı karıştı onu da yersin. Gaga bu böyle yenmez, bu pişmemiş bir şey yani, bunu pişirmen lazım. Çiğ yer misiniz siz makarnayı? Yemezsiniz. Pişmesi lazım. Bu arada sayaçtan 10 saniye kaybettik. Şunu ısıtmayı unutmuşum bak. Isıtsaydık orada kazanacaktık o zaman. Neyse o sınırına kadar bunu azıcık su ekleyeyim içine. Ondan sonra bir en azından altını yakalım dalganın da azıcık ısınmaya başlasın. Altını yaktım arkadaşlar. Çok aşırı yüksek olmasa gerek. Amacımız şöyle bir kaynatacağız, azıcık içinde döndüreceğiz. O herhalde 5-5 dakikada, 6 dakikada hazır oluyor zaten. Çok çabuk pişiyor bunlar. O sırada ne yapalım? Muzumuzu dinleyelim. Bu arada suyun artığını benim için kahve olacak. Bakın şimdi arkadaşlar, dilimleme olayını nasıl yapıyorum. Ortadan bir tane kestim. Tuttum 1, 2, 3 kestim. Döndürdüm. Parmağınızı dinlemeden muzu dinliyorsunuz bu şekilde. Hızlı yapacağım diye dediğim gibi şey yapmayın. Zorlamayın kendinizi. Zamanla alışırsınız. Tamamdır. Muzumuz hazır. Hemen şuraya bakalım, bu kaynamaya başladı. Tamamen kaynamadan konuşamıyorum. Suyumuzu ekledim. Gel kameraman. Bakın arkadaşlar. Şöyle suyunu ekledim. Bu şimdi güzelce pişecek. Bu onlar hazırken madem ben de kendime bir bardak kahve koyayım arkadaşlar. Bugün sabah konuşurken arkadaşımla işte bana dedi ki Nescafe zararlıymış. Almanlar içmiyormuş Nescafe kahvaltıda. Valla ilginç bir bilgi. Araştırmadım açıkçası bir konu. Çünkü Nescafe ben içmiyordum. Yani Türkiye'de de Nescafe çok kolay oluyor diye içiyorum burada. Hani içine baktığın zaman sadece kahve var içindekilerde. Ama ne kadar bir işlemden geçiyor, nasıl işlemlerden geçiyor, ben araştıracağım bunu. Ama araştırana kadar bilmemek iyi, şimdi içeyim ben. Çünkü bilirsem belki içmeyeceğim. Kahvaltıda kahveyi seviyorum. Yumurtalı bir şeyler yersem çay seviyorum arkadaşlar. Yulaf ezmesi yersem kahve seviyorum şey kahvaltıda. Bu arada çok güzel kar yağdı. Ben hayatımda bu kadar İstanbul'u karlı görmemiştim. Arabalar kaldı yolda. Bir sürü araba yolda kaldı dün akşam. O yüzden yoldakilere sabırlar olsun, başarılar diliyorum. İnşallah tıkanıp kalmazlar, orada bir şekilde çıkarlar. Ama evde olanlar için keyifli gerçekten. Bakıyoruz balkondan, kahvemizi yudumluyoruz. Suyunu biraz fazla koyduk galiba ama olsun, birazdan çekecek.
Şimdi arkadaşlar kahvaltıdaki önemli olay birkaç tane aslında. Birincisi dengeli bir öğün yapmak önemli. Dengeliden ne kastediyoruz biz? Bizim bu bütün bu makronutrient dediğimiz yani temel besinlerin işte protein, karbonhidrat ve yağları bir miktarda içermesi, bunların sağlıklı kaynaklardan gelmesi önemli. Ve kahvaltı sizi en azından 3 saat, 4 saat tok tutabilecek nitelikte olmalı. Pek çok kişi şey görüyor, hani kahvaltıyı ufacık yiyorlar. Hani sabah erken kalkıyorum ben, ondan sonra acıkmıyorum diyorlar. Bu sefer kahvaltıyı sağlam yapmazsan ne oluyor? Acıkıyorsun yani 2 saat sonra. Bir şey daha yemek istiyorsun. İşte o bir şey daha eğer bir atıştırma olursa günün geri kalanına yansıyabiliyor. Yani azıcık orada atıştırıyorsun, sonra öğle yemeğine birazcık acıkıyorsun. Öğle yemeğini de yiyorsun normal bir porsiyon ya da biraz daha ufak porsiyon. Sonra bir daha acıkıyorsun. Bu sefer kısır bir döngü oluşuyor. O yüzden arkadaşlar kahvaltıyı sağlam yapmak önemli. Ha, soru şeyse kahvaltı yapmazsak bu sağlıksız bir şey mi? Hayır. Yani eğer kahvaltı yapmadan sen kendin diğer yediklerine dikkat edebiliyorsan, bu senin için daha iyi çalışıyorsa hiçbir problem yok. Hiç problem yok. Ama bizde öyle değil. Mesela kahvaltı yapmazsak böyle bir enerjimiz düşük oluyor, acıkıyoruz. Günün geri kalanında yapılan seçimler o kadar iyi olmuyor bu yüzden. O yüzden biz kahvaltımızı yapıyoruz arkadaşlar her gün sağlam. Evet. Burası bakın bu olduğu gibi kapatıyorum altını. Bakın bu iyice böyle yumuşadı görüyor musunuz? Böyle bunun yumuşacık olması lazım. Şimdi bunu ne yapacağız? En kolay kısmı. Bunu bir kaseye koyacağım ben. Evet bakın arkadaşlar. Kasemiz burada. Her şeyi burada karıştırıyorum şimdi. Önce yulaf ödümüzü de atalım içine. Evet, bunun üzerine muzlarımı koyuyorum. Dediğim gibi eğer fıstığınız varsa bu aşamada iyice ezip onu da içine koyun. Çok da iyi bir yağ kaynağı arkadaşlar. Sağlıklı yağlar tüketmek unutmayın. Yağları yakabilmek için çok önemli. Doğru duydunuz. Yağ yakabilmek için yağ yemeniz lazım. Neden? Çünkü hormonlarınızın düzgün çalışması lazım arkadaşlar. Üzerine sütümü ekledim. Bir de bunun üzerine tarçınımı döküyorum. Açmıştım ben bunu bir yerden. Bunları da yani biraz daha insan kolay şey açacak gibi yapar. Bilmiyorlar ki zamana karşı yarışıyoruz burada. İşte bu ya. İşte gençler görüyorsunuz. Bir kameramanın aranan da daha fazlası. İşte bu ya. Şöyle döketim üzerine. Göz kararı. Evet. Şimdi bunu iyice karıştıracağım arkadaşlar. Bakın durumu bu. Birazdan ne hale gelecek bu güzellik. İyice karıştıracaksınız bunu. Ondan sonra diyeceksiniz ki ben kaç senedir bunu neden denememişim. Kaç senedir biz yazıyoruz oluyoruz da pek okumayı sevmeyenler var. Ondan dedik hani video çekelim en azından. Video sürekli gözümüzün önünde arkadaşlar. Bunun güzelliği dediğim gibi çok yüksek lif oranı içeriyor. Kompleks karbonhidrat var içinde. Size protein sağlayacak süt var. Fıstık koyarsanız, bu arada fıstıkta sadece yağ yok arkadaşlar. Onda önemli miktarda protein de var aslında. Hem yulaf ezmesinde protein var, hem sütte protein var, hem onda protein var. Aynı zamanda sağlıklı yağlar var bunun içinde. Fındık ezmesinde, fıstık ezmesinden gelecek olan koyduğumuz zaman. Baharatlar da her zaman değişik değişik kombinasyonları yaparak kullanmanız gereken bir olay. Çok faydalı gerçekten. Evet, ben şimdi heyecanlı öyle çok güzel kokuyor gerçekten. Burada muzu seçerken
Eğer biraz daha olmuş bir mut seçerseniz, yani tamamen sarı böyle iyice kahverengi değil ama hani yeşilden sarıya döndüğü anda, o en iyi olduğu andaki mut seçerseniz içine tatlandırıcı koymanıza gerek kalmaz. Gayet şekerli gibi geliyor zaten tadı. Çünkü muz olduğu zaman nişastası birazcık şekere dönüşmeye başlıyor. O yüzden gidip de içine böyle bal mal koyuyorlar. Gerek kalmıyor. Çok lezzetli böyle geliyor zaten. İşte arkadaşlar olay budur. Sayıcı durduruyorum. Dur sayaç. Bakın arkadaşlar, her gün keyifle benim yediğim kahvaltım budur. Bunun yanında ne yapabilirsiniz? İsterseniz bir tane yumurta haşlayın. Yanında da bir yumurta yiyin. Kahveyle beraber. Herkese afiyet olsun.